Merhabalar arkadaşlar şimdi isim doğru yanlış etkinliğimiz var tohumla alakalı soru çözümleri yapacağız bakalım ne diyor bana bitkilerde üreme ile ilgili doğru olanları tik ile belirtiniz diyor tüm bitkilerin yumurtalığında bir tane tohum taslağı bulunur hayır arkadaşlar yanlıştır bir tane tohum taslağı bulunma kısmı yanlış oluyor. Yumurtalık besin ve su depolayarak meyveyi oluşturur demiş. Evet arkadaşlar. Ne yapıyor? Gelişerek meyveyi oluşturuyor. O zaman bu doğrudur. Embriyo gelişerek zigotu oluşturur. Bakın aslında doğru gibi gelir ama çok ters söylemiş değil mi? Zigot gelişerek embriyoyu oluşturacaktır. O yüzden bu e, ne diyeyim? 3. madde yanlıştır arkadaşlar. Dörde bakalım. Tohum embriyonun etrafını sert bir kabukla çevrilmesiyle oluşur demiş. Evet, doğrudur. Meyveler tohumu korur ve farklı yerlere taşınmasına yardımcı olur demiş. Evet, arkadaşlar tohum yayılması vardı değil mi? Farklı farklı yerlere de taşınabiliyordu. Bu da doğrudur. Farklı bir bitki türlerinin tohum ve meyve sayısı farklı olabilir demiş arkadaşlar. Aynen öyle. İlla sabit bir sayısı olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Tohum ve meyve sayısı tabii ki de farklı olabilir. Bu da nedir? Doğrudur. Gelelim ikinci sorumuza aşağıdaki verilen bitkilerin farklı özelliklerdeki tohumları verilmiştir. Buna göre verilen tohumların yeryüzüne dağılmasında etkili olan temel faktörleri işaretleyiniz demiş. Bir tohum için birden fazla işaretleme yapılabilir. Bakalım arkadaşlar kestane tohumu yer çekimi ve hayvanlar tarafından taşınabilir mi? Evet arkadaşlar ikisi de olabilir. Bakalım pıtırak Hayvanlar ve rüzgar arkadaşlar pıtırak sadece bakın bu yapışkan bir yapıya sahiptir. Hayvanlar tarafından gider rüzgar bunu götürmez. Bakalım şunu akça ağaça baktığımızda arkadaşlar bakın şu şekilde olduğuna göre rüzgar da su da bunun taşımasına ne yapabilir? E, sağlayabilir. Böğürtlerine bakalım arkadaşlar. Bakın böğürtler yukarıda olduğu için yer çekimiyle aşağıya inebilir ve hayvanlar sayesinde de ne yapabilir? Taşınabilir bunun tohumu. Gelelim kara hindimaya baktığımızda arkadaşlar bakın şu bunu çok fazla yapmışızdır. Rüzgar ve su ile arkadaşlar bu taşınabilinirdir. Hindistan cevizine baktığımızda arkadaşlar Hindistan cevizi sadece su ile taşınır. Bu önemlidir. Belki sorularda karşınıza gelebilir. Hindistan cevizi ne ile taşınır? Su ile taşınır. Fındık arkadaşlar görüyorsunuz ki hayvanlar ve rüzgar sayesinde tohumları taşınabilir. Buğdaya baktığımızda buğday da insanlar ve hayvanlar sayesinde taşınmış olabilir.